Şimdi x yöndeki konumu zaten hesapladık. X yöndeki hızı çarpı t, düzgün sabit hızda bir hareket yapacak. Şimdi z yönündeki hareketi, z konumu daha önce ifadeyi elde etmiştik. Tek boyuttaki hareket gibi düşünebiliriz. İğmemiz g. T eşittir 0 anındaki konumu 0. T eşittir 0 anındaki z yönündeki hızı eksi v0 sinüs teta çarpı t artı 1 bölü 2 z yönündeki ivmesi g çarpı t kare olarak karşımıza çıkar. Böylece herhangi bir andaki hem x konumunu biliyoruz, x bileşenini biliyoruz, hem z bileşenini biliyoruz. Y bileşeni ise y yönünde zaten herhangi bir hızı olmadığı için hiçbir zaman y yönünde ise hiçbir hareket yapmayacak. Y her zaman için sıfır olarak kalacak. Şimdi biraz önce topumuzun en yüksek noktaya ulaştığı zamanı hesapladık. Şunu sorabiliriz. Topumuz yerden ne kadar yükseliyor en fazla? Bunu yapmak için, bunu hesaplamak için bulmamız gereken tek şey z, parçacığın konumunun TE anındaki z bileşeni. Herhangi bir andaki z bileşenini biliyoruz TE anındaki. TE süresini hesaplamıştık en yüksek olduğu noktaya gelene kadar geçmesi gereken süreyi. Herhangi bir andaki z bileşeninin ifadesinde t yerine bulduğumuz bu TE değerini yerleştirmemiz yeterli. Bunu da yerleştirip saldeştirmeleri yaptığımız zaman TE anında en yüksek noktaya geldiği anda parçacığımızın konumunun z bileşenini V0'ın karesi, ilk hızının büyüklüğünün karesi çarpı ilk hızın yatayla yaptığı açının sinüsünün karesi bölü 2 çarpı g olarak elde ederiz. Eksi. Şimdi buradaki eksiye dikkat edin. Bu eksi bize yüksekliğin negatif olduğunu söylemiyor. Şimdi yükseklik dediğimiz şey bir uzunluk, bir bileşen, konum bileşeni değil. Şimdi burada z diye tanımladığımız şey parçacığın konumunun z yönündeki bileşeni. Pozitif z yönü aşağıda, negatif z yönü yukarısı. Z yönündeki bileşenini negatif bulmamızın bize söylediği şey, en yüksek noktaya geldiği zaman parçacığımız z ekseni boyunca şu yönde hareket etmiş. Dolayısıyla parçacığımın yüksekliği bu eksi işaretsiz bir sayıdır çünkü o. Pozitif bir sayıdır yükseklik. Yükseklik v0 kare sinüs kare teta bölü 2g olarak karşımıza çıkar. Oradaki eksi yüksekliğin yukarı doğru olduğunu söylemek dışında bize yukarı doğru olduğunu söyler. Şimdi en yüksek nokta dışında topumuz biliyoruz ki topumuz bir yerden başladı, yukarı çıktı. Bir süre sonra tekrar uzak bir mesafede yere düşecek. Şunu sorabiliriz. Topumuz hangi mesafede yere düşecek? Bir başka deyişle topumuzun erimi ne kadar? Nereye ulaşabilir? Şimdi bunu hesaplamak için de öncelikle bir uçuş süresine ihtiyacımız var. Uçuş süresi dediğimiz şey topun yüksekliğinin sıfır olduğu süre. Sıfırda başladık, yükseldi. İleride düştüğü, yere düştüğü zaman yine sıfıra düşecek. Z bileşeni yine sıfır olacak. Uçuş süresini TU ile gösterecek olursak, TU anında parçacığımın konumu, ZTU, ifadesini elde etmiştik biraz önce. Bu sıfır olacak. Şimdi bunun iki tane çözümü var bu denklemin. T sıfır olabilir, TU, veya TU V0 çarpı sinüs teta bölü G'nin iki katı olabilir. Şimdi hatırlarsanız V0 çarpı sinüs teta bölü G, parçacığımın en yüksek noktaya ulaşması için geçen süreydi. Yani toplam uçuş süresi ise bu sürenin iki katı. Parçacığımız sıfır noktasından en yüksek olduğu noktaya ulaşmak için ne kadar süre harcıyorsa, oradan tekrar yere düşmek için de aynı miktarda süre harcayacaktır. Şimdi tabii TU'ya uçuş süresi dedik, bu sonuçları bir de yorumlamamız lazım. Şimdi sıfır ne demek? Hangisini kabul edeceğiz uçuş süresi için? Şimdi matematiksel işlemleri bakacak olursanız, biz matematiksel olarak uçuş süresi diye bir tanım yapmadık. Yaptığımız tek şey, bulduğumuz zamanlar parçacığımın ya da topumun yerde olduğu zamanlar. TU eşittir sıfır diye bir çözüm bulmamız zaten aslında beklenen bir şeydi. Çünkü T eşittir sıfır anında parçacığım zaten yerde. Matematik, yaptığımız matematik bunun uçuş süresi olmadığını bilmiyor. Onu biz biliyoruz. Diğer sonuçsa
yine yerde olduğu diğer zaman, ilerideki zaman o bizim aradığımız toplam uçuş süresi. Şimdi uçuş süresini biliyoruz. Topumuz belli bir noktadan başladı, yükseldi, tekrar düştü. Z yönünde bir yukarı çıkış, aşağı iniş hareketi yaptı. Ama aynı zamanda X yönünde de bir sabit hızlı hareket yaptı. X yönündeki ne kadar mesafe kattı onu hesaplamak istiyorsak da X yönündeki hız bileşeni çarpı toplam uçuş süresini hesaplamamız lazım. X yönündeki hızının bileşenini biliyoruz. V0 sinüs teta kadar, kosinüs teta kadar. Uçuş süresini de hesapladık. Bu ifadeleri de yerleştirdiğimiz zaman erimi R ile gösterecek olursak R erimi hızının karesi bölü G, yerçekimi ivmesi dediğimiz G çarpı bu ilk hızın yatayla yaptığı açının iki katının sinüsü olarak karşımıza çıkar. Şimdi buradan şöyle sorular sorabiliriz. Şimdi sinüs trigonometrik fonksiyon bilginizi hatırlarsanız bir açının sinüsüyle 180 eksi o açının sinüsü aynıdır. Ya da bir başka deyişle sinüs 2 teta ile sinüs 180 eksi 2 teta ya da sinüs 2 çarpı 90 eksi teta aynıdır. Dolayısıyla mesela bir topu 30 dereceyle yollasak da 60 dereceyle yollasak da aynı noktaya düşecektir. Tabii 30 dereceyle yollamak ve 60 derece yollamak arasında başka farklılıklar olacak, farklı en yüksek noktalara ulaşacaklar, farklı uçuş süreleri olacak ama yine de aynı noktaya düşecekler. En fazla ne kadar uzağa düşebilir? En fazla ne kadar uzağa düşebilir onu hesaplamak istiyorsak da sinüs 2 teta, tabii hızın büyüklüğünün sabit olduğunu varsayarsak hangi açıyla yollamamız lazım ki en uzağa düşsün? O zaman da sinüs 2 teta'nın alabileceği en büyük değeri alması lazım. Sinüs fonksiyonunun alabileceği en büyük değer 90 derecede bir değerini alabilir. 2 teta 90 derece ise teta açısı da 45 derece olması lazım. 45 dereceyle bir topa vurduğumuzda 45 dereceyle yollarsak eğer o zaman en uzak mesafeye düşecektir. Yok 45 yerine diyelim ki 50 dereceyle yolladık. O zaman daha yüksek bir noktaya ulaşacak, daha uzun süre uçacak ama daha yakına düşecek. Ya da 40 dereceyle yolladık, 45-50 değil, 40 dereceyle yolladık. Daha yüksek bir, en yüksek mesafeye ulaşacak ve yine daha yakına düşecektir. 40 ve 50 derece ise aynı noktaya düşeceklerdir.